Siz kendi aranızda konuşun, ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Ne diyorsun? Bilmem, sence? Ben beğendim. Ama tabii senin de beğenmen önemli. Ya güzel de... istersen başka bir emlakçıdan da bakabiliriz. Şimdi burası benim annemin tanıdığı emlakçı olduğu için daha az komisyon öderiz diye düşündüm ama. Öyle tabii. De dolanmak zorunda kalmayız. Ama ben beğendim. İyi de senin burada resim yapabileceğin bir alan yok. Olmasın. Ahmet, benim için bütün düzenini bozuyorsun. Evet ama ben bu düzeni seninle yeni bir düzen kurmak için yapıyorum zaten. Hem merak etme, ben ileride kendime yeni bir atölye kurarım. Sen evi beğendin mi onu söyle. Bilmem. Beğendim gibi, beğenmedim gibi. Fiyatı fazla geldi, o kadar. Evet, biraz öyle. Efendim anne? Nurettin Bey'in söylediği eve baktınız mı? Aha, oradayız. Nasıl? Güzel. Fena değil, beğendik biz. Güzel. Ama birkaç yere daha bakın, öyle karar verin isterseniz. Olabilir. Tamam, ben merak ettim ne yaptınız diye. Ha, bir de baban akşam yemeğe gelsinler dedi. Biz anneciğim... Sakın geç kalmayın, bak sonra söyleniyor biliyorsun. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Aslında böyle iyi oluyor biliyor musun? En azından evde yemek derdi kalmıyor. Anneme söyleyeceğim en kısa zamanda, merak etme. Böyle her akşam size gelemeyiz diyeceğim. Benim rahatsız olduğumu zannedecekler. Daha iyi bir önerin var mı? Ne yazık ki yok. En azından evi taşıdığımızı bahane edebiliriz. Sen o evi beğenmedin değil mi? Bana söylemek istemiyorsun. Hocam ne alakası var? Sadece çok gereksiz pahalı değil mi? Evet öyle. Başka bir yer bulacağız mutlaka. Senin içine sinen bir yer bulacağız, merak etme. Bak işte. Sen böyle söylediğin zaman ben kendimi çok kötü hissediyorum ama. O zaman ben de sana kötü davranırım. Sen de kendini iyi hissedersin. Sadece senin için fedakarlık yapmıyorum Fatma Nur. Bunu kendim istediğim için de yapıyorum. İkimizin de rahat edebileceği bir ev bulmak şu anda daha önemli. Ama anneler konusunda haklısın. Konuşacağım zaten, merak etme. Tamam. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sizi niye çağırdığımızı merak etmiyor musunuz? Yemeğe geldik işte. Vallahi Nurhan Hanım, ser verip sır vermemişsiniz. Hiçbir şey anlamamışlar. Ne oluyor? Ne oluyor sahiden? Vallahi bize de bir şey söylemediler. Size bir sürprizimiz var. Sen söyle Hayri. Yo, komployu sen hazırladın, sen söyle. Kimse ne olduğunu söylemeyecek mi? Bugün bakmaya gittiğiniz ev var ya, onu tutmanıza gerek yok. Çok geç çünkü biz anlaştık. O zaman yeni eviniz hayırlı olsun. Nasıl? Hangi evimiz? Biz orayı sizin için satın aldık. O ev sizin. Ne? Abine ev bakıyoruz deyince biz de babanla düşündük, taşındık. Madem İtalya'ya gidemiyorsunuz, o zaman böyle bir hediye yapalım dedik. Ne güzel düşünmüşsünüz. Hayırlı olsun çocuklar. Teşekkürler. Çok sağ olun ama bu hediye sanki bizim için biraz fazla. O hediye zaten sizin için değil. Torunuma.
düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Hayırlı olsun. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler. Gerçekten bu kadar mutlu musun? Hayır, tabii ki değilim. E o zaman evi almayı neden kabul ettin? Çünkü eğer bu kadar kira vermezsek sen de kendine bir atölye tutabilirsin diye düşündüm. Böylece ben de kendimi daha az suçlu hissederim. Ama bütün gece keyfin yerindeymiş gibi davrandın. Çünkü sinir oldum. Yani yaptıkları şey sürpriz değil, emrivaki. Atölyenin canı cehenneme. Bence gidelim, alın evinizi başınıza çalın diyelim. Hatta anahtarları da böyle önlerine fırlatalım, ne dersin? Benim aklıma gelmedi mi zannediyorsun? Ama hastane masraflarını düşündüm. Ondan vazgeçtim. Ama nasıl olsa kira vermiyoruz ki. Hastane masraflarını rahatça öderiz bence. Kızdın mı? Yok, şaşırdım sadece. Hediyenin büyüklüğünden de biraz ezildim galiba. Ama sonra... O ev senin değil diye kendimi sakinleştirdim. Ne demek senin değil? Baban torun dedi, duymadın galiba. Duydum da yani Ahmet... Ne söyleyeceğini biliyorum. Senden bir şey rica ediyorum. Bu durum senin için değişmediği sürece bu konuyu konuşmayalım, olur mu? Çünkü bu beni yaralıyor. Ne zaman taşınıyoruz? Allah mümkünse hemen. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.